Şimdi efendim kredi kartlarına ve birçok şey aslında yeni düzenleme var. Artık 750 lira ya da farklı oranlarda ücretler kesilecek. Şimdi bu gelişmeleri Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu ile değerlendireceğiz. Sayın Topkurulu, hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhaba Sayın Doğan, iyi yayınlar. Çok sağ olun hocam. Bunları nasıl değerlendirebiliriz hocam? Şimdi yine vatandaşı etkileyen şeyler çünkü bunlar. Önce tabii bu işin bir komedi boyutu var. Bu Deli Dumrul yasası. Deli Dumrul. Yani köprüden geçsen de ver, geçmesen de ver. Ne demek? Bakın vergi ya da fon, zaten onun fon olmasının ayrıca eleştirilecek bir tarafı var da. Vergiler bir vakıadan alınır. Gelirden alınır. Giderden alınır. Kaynak, bir kaynak vardır, o kaynaktan kesersiniz. Şimdi ben diyelim bir vatandaşım, ondan sonra bir banka bana bir kredi kartı göndermiş, ben onu bir kenara koymuşum. Bakın bu birçok vatandaşımızın başına gelen şeylerdir. Ondan sonra ben işte ödemelerim düzenli falan ama o bankanın bana şey gönderdiğinin farkında değilim, kredi kartı duruyor bir kenarda. Evet. Şimdi ben adam da bankada limiti işte bir de mesaj geliyor falan ama düşünün onlara da vaktiniz yok, önem vermiyorsunuz. Nasıl harcayacağım bankayı da, ama verirse versin diyorsunuz. Ne olacak şimdi? Siz aklınızın ucundan bile geçmeyen bir yerde bu vergiyi ödemek zorunda kalacaksınız, bu parayı. Şimdi bu bir kere bir. Yalnız bu da şimdi bir parantez açarak bir şey söylemem lazım benim. Şimdi bu verginin savunma sanayi için kullanılacağı söyleniyor. Evet. O ayrı bir konu. Hocam Türkiye, bu bir gerekçe mi acaba? Gerekçelendirme bakın, mi? Ben, olabilir, olabilir. Bakın şimdi Türkiye bu son dönemlerde, özellikle son bir yıldan bu yana, yani Gazze'de başlatılan Filistin direnişi, Hamas'ın başlattığı ve İsrail'in bunu bir katliama çevirmesi, bunu daha sonra Lübnan'a yayması, İran'la atışması, Suriye'ye falan, bu Sayın Cumhurbaşkanı bunun Türkiye'ye yaklaşan bir tehlike olduğunu gördü. Bakın biz Vatan Partisi olarak yıllardan bu yana PKK'nın Suriye'de boşuna tutulmadığını, on binlerce tır silahın boşuna verilmediğini söylüyoruz. Bakın bu ortaya çıkmaya başladı. İsrail'in etine budune 9-10 milyon nüfusla bütün bu coğrafyaya hakim olma şansı var mı? Bizim Kadıköy şey gibi, Anadolu yakası kadar bir nüfusu olan bir devlet sonuçta. Küçümsemek için söylemiyorum bunları ama her işin bir maddi temeli vardır. Şimdi deniyor ki işte arzı neydi o? Arz-ı Mevhut. Arz-ı Mevhut hocam. Vaat edilen topraklar. İsrail'e vaat edilen topraklar falan. Bu tabii onun ideolojik şeyi olabilir ama esas olarak burada Amerika'nın kukla devlet ve İsrail'i destekleyen yeni bir devlet kurma amacı tabii 1990'ların başından bu yana var ve biz tarafından dillendiriliyor bu. Bu PKK, YPG ya da şimdiki adıyla SDG denen güçlerin harekete geçirilmesiyle olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet bunun farkına varmış ve evet, savunma giderlerinin arttırılması gerekiyor olabilir. Bakın burada hiçbir tartışma yok. Eğer savunma giderleri, Türkiye'yi savunacak savunma giderleri arttırılması gerekiyorsa bunu biz arkasındayız. Tereddütsüz arkasındayız bunun. Ancak yöntem yanlış, yöntem hatalı. Bakın bütçecilikte bir bütçe ilkeleri vardır. Bu bütçe ilkelerinin ilk sırası birlik, teklik. Bütçenin birliği, tekliği ilkesidir. Yani siz yapacağınız bütün giderleri ve bu yapacağınız giderler için toplayacağınız bütün gelirleri, adı ne olursa olsun, vergi olabilir, başka şey olabilir, tek bütçe üzerinden yapmak durumundasınız. Zaten yasa çıkartmıyor musunuz? Ne yaparsınız bununla ilgili? Bir ek bütçe sunarsınız. O ek bütçede bunun gelirini de gösterirsiniz. Ve gider tarafını da sanayi bütçesini arttırma. Bir kere fon olarak yapıldığı için bu sakıncalı. Çok ciddi sakıncalar içerir. Bu 1980'den sonra Turgut Özal ve onun kurduğu hükümetler tarafından geliştirilen denetlenme dışı, bakın burası kritiktir fonların. Bunlar denetim dışı para şeyleridir, birikimleridir. Bu fakfuk fonları falan hatırlayın. Bizim yaşımızdakiler hatırlar. 1980'lerde bu fonlar kurulmaya başlandı ve hiçbir denetime tabi değil. Ondan sonra dilendiği gibi toplandı, dilendiği gibi harcandı. Bir kere ilkesel bu anlamda tartışmalı. Ayrıca kredi kartı limiti gibi anlamsız bir şey üzerinden şey diyorum çünkü bunu neyle tanımlayacağımı bulamadım ben de. Yani bir şey çizmek için, bir paragrafın içine almak için vergi kesilmez, fon alınmaz. Yani böyle bir gelir olmaz. Bir harcama vardır, onun üzerinden yaparsınız. Adildir değildir, bakın orası da önemli değil. Verginin, adaleti de ama verginin toplanacağı yerin bir anlamı vardır. Bir para hareketi vardır. Bir gelir yaratılır, bir gider yaratılır, bir kaynak vardır, bir servet vardır. Onun üzerinden alırsınız. Şimdi bu şöyle izah edilecek vatandaşa. Ya bak işte 100.000 lira üzeri limiti olanlardan alıyoruz. Bu fakiri garibanı vurmaz, geliri çok yüksek. İnanın bana bankanın bir tanesi, ben emekli maaşı alan biriyim. 500.000 lira vermiş. Limit göndermiş. Bankayı söylemeyeyim, bir özel banka. Evet. Kredi kartını da kullanıyorum ama kullandığım tutar yakın uzak onunla. Şimdi ben o bankayla cebelleşmeye başlayacağım. Benim sen arttıran ses çıkarmadın, bir şeyi yoktu bana, zararı yoktu. Ben şimdi durduk yerde o bankayla indir benim limitimi şuraya buraya falan diye mücadele etmek zorunda kalacağım. Yani bu bakın bir savunma sanayi anlamında evet eğer Türkiye'nin yeni kaynağa ihtiyacı varsa seve seve ben bütün Türk milletinin, bütün vatandaşlarımızın bunu hiçbir şekilde şeyle karşılayacağını zannetmiyorum. Evet, ihtiyacımız var. Yaklaşan bir savaş var. Bakın gerçekten Türkiye'ye yaklaşan bir tehdit var. Amerika Birleşik Devletleri bizi Yunanistan'dan kaç yerden bir yer kuşatmış durumda. Silahlı güç olarak Doğu Akdeniz'den gelme riski var. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi Atlantik sistemi ülkeleri çok ciddi deniz gücü yığdılar Doğu Akdeniz'e. Bu sadece 2 milyonluk Gazze ve 3-5 milyonluk toplam nüfusu 3-5 milyon olan Lübnan'ı, hava gücü olmayan, doğru dürüst ordusu olmayan Lübnan'a baskı yapmak için getirilen şeyler değildir bunlar. Burada ciddi hesaplaşmalar ve ciddi güçler devreye girecek. Dolayısıyla tekrar ediyorum, bu paraya ihtiyaç olabilir. İlkesel olarak yanlış. Bütçeye konmalı. Bütçe geliri ve bütçe giderleri içinde savunma sanayine ilave harcama limiti verilmeli ve ilave gelir sağlanmalıdır. Evet. Yoksa Deli Dumrul vergisi gibi ben bunu geçsen de alırım, geçmen ne? Ya hiç o zaman kredi kartı limiti söylemene gerek yok ki. Vur beline sıradan 85 milyondan topla bu parayı. Ya kredi kartını bahane olarak göstermenin hiçbir anlamı yok Sayın Doğan burada. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun değerli bilgileriniz için. Rica ederim, rica ederim. Sağ olun hocam. Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu'yla işte bu konuyu konuştuk efendim. O da Deli Dumrul vergisi olarak niteledi bu vergi sistemini ve yasalaşması öngörülüyor ilerleyen süreçte diyelim.